İyi günler sevgili seyirciler. Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi playoff yarı final ilk maçında Burhan Felek voleybol salonunda Fenerbahçe ve Vakıfbank karşı karşıya geliyor. Serinin ilk maçına Fenerbahçe ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe'nin kadrosunu gördük. Fenerbahçe Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni, Vakıfbank ise Sarıyer Belediyesi'ni ilk turda 2-0'la geçerek yarı finale geldiler. Vakıfbank'ın 42 maçlık bir galibiyet serisi var. Ligde normal sezonu 22 galibiyetle yenilgisiz lider tamamladı Vakıfbank. Fenerbahçe 4. sırada sezonu noktaladı. 15 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı Sarı Lacivertliler. Ve şimdi yarı finalde bu iki ekip karşı karşıya. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Vitra ve Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek. Ligde normal sezonu ilk 4'te bitiren takımlar yarı finale yükseldi. Beklendiği üzere bir sürpriz olmadı yarı finale çıkan takımlar içinde. Maçın hakemleri geliyor ekrana. Erdal Akıncı ve Ramazan Çevik. Hakem ikilisi maçı yönetecek. Erdal Akıncı maçın baş hakemi. Ramazan Çevik bugün Erdal Akıncı'nın yardımcılığını yapacak. Ligde normal sezonda 2 maç oynadılar Burcu. 2 mücadeleyi de Vakıfbank kazandı. İlk yarıda oynanan maç çok çekişmeliydi. 2-1 öne geçmişti Fenerbahçe. 3-2 kazanan Vakıfbank olmuştu ki bu sezon belki de o 42 maçlık seriye baktığımızda Vakıfbank'ın en zorlandığı maç olmuştu. Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında oynadıkları o maç, ikinci yarıdaysa 3-1'lik bir galibiyet almıştı Vakıfbank. Sen neler söyleyeceksin maç öncesinde? Evet, ilk yarıdaki maç en zorlayıcı maçtı senin de dediğin gibi, ama şu anda Fenerbahçe kadrosunda ilk yarıda oynanan maça göre çok fazla değişiklik var. Ama belirtelim, son playoff'ta ilk turda oynadıkları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ben Fenerbahçe'nin oyununu çok iyi buldum. Özellikle Lindsey Berg'ün hep bahsettiğimiz ortayı bir türlü devreye sokamıyor olması, İpek ve Gökçen'le olan uyumunu ilerletmesinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi serisinde parladı diyebiliriz. Daha fazla köşeden hücum ediyordu Amerikalı pasör. Ama orta hücumcularıyla uyumu sağladığı için bu seride özellikle hem Gökçen'i hem de İpek'i aktif hale getirebildi. O zaman çok daha rahat bir oyun sergiledi Fenerbahçe. Daha iyi bir voleybol oynuyorlar diyebiliriz ki, eksiklerine rağmen. Çünkü çok fazla sakatlık yaşadı bu sene Fenerbahçe takımı. Eda Erdem sakat, Paula sakat şu anda tribünde, Mari ülkesine döndü sakat, Berenika aynı şekilde sakat, tribündeki yerini almış durumda. Tabii bu kadar eksikle çıkıyor sahaya Sarı Lacivertliler. Vakıfbank tarafına baktığımızda onlarda da yoğun tempodan dolayı küçük sakatlıklar oldu ama oyuncularını dinlendirme şansına sahip Giovanni Guidetti kadrosunun genişliğinden dolayı. Ama bugün sahada o her zaman görmeye alıştığımız ilk altısıyla yer alıyor Vakıfbank takımı. Bakalım bugün Sarı Lacivertliler özellikle etkili servis atarak Vakıfbank'ı zorlayabilecekler mi? İlk servis Lindsey Berg'den gelecek. 2 yabancıyla sahada Fenerbahçe takımı, bunu belirtelim. Vakıfbank 3 yabancıyla maça başlıyor. Lindsey Berg 1 numarada başlıyor Sarı Lacivertlilerde. Elif Başaran, Gökçen Denkel, Seda Tokatlıoğlu, Yeon Kong Kim ve İpek Soroğlu ilk 6'da, Merve Libero da görev yapıyor. İlk hücum Glinka'dan. Seda'nın blok sayısıyla maç başlıyor. İlk sayı Seda Tokatlıoğlu. Vakıfbank'a baktığımızda bir numarada Gözde Son Sırma'yı görüyoruz. Bahar Toksoy, Jovana Brakoçeviç, Malgorzata Glinka, Christiane Fürst ve Naz Aydemir altısıyla sahada. Giovanni Guidetti'nin ekibi Gizem Libero da servisi de karşıladı. Gizem, şimdi Merve, Lindsey Berg, Seda Tokatlıoğlu, Gözde arka alanda savunmayı yaptı. Şimdi Jovana Brakoçeviç yükseldi. Blok sayısı Fenerbahçe'nin üst üste 2 blok sayısı Sarı Lacivertlilerden maçın başında. Ligde oynanan maçlara bakacak olursak Vakıfbank'ın çok ciddi bir blok üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta 13'e 5, ikinci maçta 11'e 6. Bahar Toksoy, sayı Bahar. Zaten en önemli silahı da bu Vakıfbank'ın, etkili servis atıp özellikle bu üçlü turda, şu andaki file önündeki üçlünün olduğu turda, Fürst, Brakoçeviç ve Glinka'nın ön pozisyonda olduğu turda rakibini kitlemek. Bahar Toksoy ligin ilk yarısındaki mücadelede en skorer isim de Vakıfbank adına. Bir de ace geliyor Bahar'dan. Yeon Kong Kim servisi karşılayamadı. Bahar da servis stilini değiştirmiş durumda. Geriden attığı servislerini şu anda float daha yakından kullanıyor.
Elif Başaran, Naz'dan savunma, Seda Tokatlıoğlu, Lindsay Burke, Seda Tokatlıoğlu, Plasesi, Nazar Demir'den savunma. Pasta hata tespit ediyor Erdal Akıncı, çift vuruş kararını verdi. 3-2 önde Fenerbahçe. Elif Başaran servis kullanacak. Glinka. Naz kurtardı. Bahar Koksoy'a Yeon Kong Kim'in blok sayısı. Üçüncü blok sayısı oldu Fenerbahçe'nin. Şu ana kadar blokları şaşırtmayı başaramadı Naz. Aslında en büyük özelliği de bu. Çok fazla hücumcuyla hücum etme şansına sahip. Ve bloklarda yerleşmekte zorluk çekiyor. Sezon genelinde baktığımızda, ama bugün özellikle önde oynayan Fenerbahçeliler çok rahat okuyorlar şu ana kadar. Jovana Brakočević serviste olacak. 3 blok sayısı şu ana kadar Fenerbahçe'den, 4-3 Fenerbahçe üstünlüğü var. Jovana Brakočević'ten servis, Merve karşıladı. Lindsay Burke'den Yeon Kong Kim plasesi. Brakočević'ten güzel savunma. Şimdi Glinka avantaj topunu verdi rakibe. Lindsay Burke, Yeon Kong Kim, Gözde, Gizem, Glinka bu çaba alkış alıyor sayı Fenerbahçe'nin. Giovanni Guidetti de öğrencilerin alkışlıyor bu çabalarından dolayı. Evet, burada herkes bu top için elinden geleni yaptı diyebiliriz. Ama karşıya geçemiyor top. Vakıfbank için bir seferberlik anıydı. Ancak bu topu çıkaramadı sarı siyahlılar. İpek dokundu, top bloktan geri döndü. Elif Başaran, İpek Soroğlu dublajı yapıyor. Şimdi Seda Tokatlıoğlu'nun plasesi, sayı Seda Tokatlıoğlu. 6-3 Fenerbahçe. Gökçen servisi kullanıyor. Gözde karşıladı onun servisini. Christiane Fürst, Alman oyuncu sayıyı kazandı. Aslında Elif'in de ayağından çıkmış top ama tabii ikinci müdahale gelmiyor Fenerbahçe'de. Glinka, Lindsay Burke iyi bir pas aktaramadı, Amerikalı pasör. Christiane Fürst, sayı Fürst. Vakıfbank farkı bir sayıya indirdi. Özellikle tabii Elif'i oyundan düşürmek için onun üzerine etkili servis kullandırtıyor Giovanni Guidetti. Ve bu servislerde de etkili oluyor. Glinka'dan geldi servis. Kim hücumu yapıyor? Dublaj Lindsay Burke. İpek, İpek çift vuruş. 6-6'lık beraberlik. İpek bugün eski takımına karşı oynuyor. Eski takımlarından birine karşı oynuyor diyelim. Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giymişti İpek Soroğlu geçtiğimiz yıllarda. Evet, kimin itiraz etmemesi yolunda bir uyarı geldi. Maçın baş hakeminden Seda'ya. Glinka servisi kullanıyor. 3 sayılık bir seri Vakıfbank takımından. Merve, Lindsay Burke, Seda Tokatlıoğlu, Glinka dokundu. Brakočević şimdi Gözde. Plasiyi havuza doğru bıraktı. Kim karşıladı? Elif Başaran fileye gönderdi. 7-6 öne geçti Vakıfbank. Evet, iyi servis, etkili servis attığında Vakıfbank'ın çok daha rahat bir oyun sergilediğini görüyoruz. Deminki hücumda da ikidir Lindsay Burke Elif'i devreye sokmaya çalışıyor geri hücumda ama biraz alçak kalıyor paslar. 4 sayılık seriyle öne geçti Vakıfbank takımı. Merve zorlandı bu servis karşısında. İpek, şimdi Gizem. Christiane Fürst, Lindsay Burke'den savunma. Merve Dalbeler. Sayı Kim, 7-7. Kimin sayısı geliyor ekrana. Seda Tokatlıoğlu.
Naz'dan Gözde'ye, Gözde Merve'den savunma. Şimdi Elif Başaran. Ondan kime pas? Kim fileye gönderdi topu? 8-7 teknik molada bakıp bank üstünlüğü var. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Hey, hey! Vakıfbank geliyor, geliyor, gelmez kimine rakibi yok. Şampiyonlar şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Hey, Vakıfbank. Alerji yüzünden burun tıkanıklığı yaşadığımda geceleri rahat uyuyamıyordum. Sonra ilaç içermeyen Breathright burun bandını denedim. Burun kanallarını açan Breathright'la artık daha rahat nefes alıyor ve daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Breathright. Şimdi deneme paketiyle. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. İlk teknik mola geride kalıyor sevgili seyirciler. Burhan Felek'te 8-7 Vakıfbank üstünlüğü var Fenerbahçe karşısında. Playoff yarı final ilk maçı bu. Evet, ilk bölümde Fenerbahçe'nin daha fazla hata yaptığını belirtelim. Zé Roberto geliyor ekrana. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırmıştı Zé Roberto. Blok sayısı Gözde'den. Bu da ilk blok sayısı oluyor Vakıfbank'ın. Birinci teknik molaya kadar 3 blok sayısı üretmişti Fenerbahçe takımı. Vakıfbank'ın hiç bloğu yoktu. İlki de Gözde'den geliyor. First servisi kullandı. Karşılayan Elif Başaran. Şimdi kim? Kimden Seda'ya? Üçlü blok yerleşti. Gözde dokundu. Lindsay Burke şimdi. Döndü kime? Bahar Toksoy blokladı. 10-7 Vakıfbank. Bloklar daha iyi yerleşmeye başladı evet. Vakıfbank'ta. İyi servis attığı zaman çok rahat blok kurabiliyor ve bloklar hep sayı getiriyor demiştik maçın başında. Vakıfbank'ın önce Glinka ile başlayan servis serileri şimdi Fürs ile devam ediyor. Tabii iyi servis atınca manşeti bozunca Fenerbahçe takımının pasın nereye gidebileceğini de çok rahat çözüyor şu anda önde özellikle Bahar Toksoy. O gittiği zaman da çok güzel ikili bloklar kurmaya başladı Vakıfbank takımı. Maçın ilk molası Kamil Söz'den 10-7 Vakıfbank üstünlüğü var. Fenerbahçe maça iyi başlayan tarafta 6-3'te farkı 3 sayıya kadar çıkarmıştı. Fenerbahçe takımı fakat sonrasında Fenerbahçe'nin bir sayısına Vakıfbank 7 sayıyla karşılık verdi. Ve şu anda Vakıfbank'ın 10-7 üstünlüğü var. Christian Fürst. Lindsay Burke. Kim? Etkili servisler devam ediyor Vakıfbank'ta. Oyun kuramıyor Fenerbahçe. Şimdi Gözde. Merve kurtarmayı başardı Fenerbahçeliler. Gözde bir hücum daha. İpek'ten top dışarı gidiyor. Sayı Vakıfbank 11-7. Zé Roberto bir kez daha geliyor ekrana. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Fenerbahçe onun yönetiminde. Kürst. Lindsay Burke. İpek. Sayı İpek Soroğlu. İyi manşet geldiğinde Lindsay Burke'ün eline daha fazla seçeneği oluyor ve daha hızlı hücumlar organize edebiliyor Amerikalı pasör. Kim kullanıyor servisi? Glinka. Gözde. Glinka. Avantaj topunu kullanacak Fenerbahçe. İpek Soroğlu. Brakoçeviç'ten Elif Başaran'a. Lindsay Burke. İpek Soroğlu. Gözde dokundu yeterli olmadı. Farkı ikiye indirdi Fenerbahçe.
Özellikle ilk Eda'nın sakatlığı ardından forma şansı bulduğunda İpek hücumda çok da fazla etkili olamıyordu. Hem de Lindsey Burke'la uyumu çok iyi olmadığı için tercih edilmiyordu. Ama gün geçtikçe, maçları oynadıkça hücum etkinliğinin de arttığını ve daha fazla sorumluluk aldığını belirtelim. Servisi kullanacak Vakıfbank adına. Lindsey Burke, Seda Tokatlıoğlu. First. Çift vuruş yapıyor. Sayı Fenerbahçe'nin. Evet. İlk pas olduğu için Giovanni Guidetti de buna faul çalınmamalı diye itirazda bulunuyor. Aslında itirazında da haklı. Servisi kullanıyor Elif Başaran. Servisi kaçırdı Elif. Tabii bu kural önümüzdeki sene büyük bir olasılıkla değişecek ama şu anda hala geçerliliği var. İlk pasta herhangi bir taşıma ya da faul olduğunda deminki gibi ilk pasta böyle bir hak tanınıyor takımlara. Ama maçın baş hakemi bu düdüğü çalma gerekliliği duydu. Nihan oyuna dahil oldu Elif'in yerine. Brakoçevic'in servis turunda. Yong Kong Kim blok out. Çift libero ile karşıladı Fenerbahçe. Bu servisi sayı Fenerbahçe'nin oldu. Gökçen serviste fark 2 sayı. Vakıfbank 17-15 önde. Gökçen kullandı servisi. Naz'dan Brakoçevic. Sayı Brakoçevic. ...18-15... Güldeniz oyuna giriyor şimdi, Glinka'nın yerine. Serviste Güldeniz olacak. Kim karşıladı onun servisini? Seda'dan plase, bir çarpışma bu arada. Naz ve Gizem çarpıştılar. Gizem ayağa kalktı. Boynunda zannediyorum bir problem yaşıyor şu anda. Çok ciddi değil neyse ki. Senin elin. Evet, burada Naz'a çarpmış. Oyunda Gizem. Seda Tokatlıoğlu. Güldeniz. Şimdi Gözde. Plasesi Gözde'nin. Yong Kong Kim. Lindsey Burke. Seda Tokatlıoğlu. Plasesi Gizem. Çok iyi tahmin etti. Brakoçevic. Seda'dan savunma. Lindsey Burke'den kime? Üçlü blok gitti. Gözde çıkaramadı bu topu. Sayı Fenerbahçe'nin oluyor. Fark bire indi. Fenerbahçe taraftarı bu dakikada desteği artırmış durumda. Özellikle yüksek çıkan blokların arkasına, tam arkasına çok iyi plase bırakıyor Kim. Bunu da son çeyrekte her pozisyonda değerlendirmeye çalışıyor Güney Koreli. Seda Tokatlıoğlu. Gizem'den manşet. Cristiano Fust, Kim'in bloğu. 18-18. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'den geri dönüş. Mola Vakıfbank. Giovanni Guidetti molayı istedi. Bu blok sayısının ardından Kim blokluyor? Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Evet, skorda eşitliği yakalama yolunda Kim'in üstün bir performansı olduğunu belirtelim. Fenerbahçe'de son 4 sayıyı Yeon Kong Kim kazandı. Tabi Seda'nın etkili servisleri sayesinde Vakıfbank'ın iyi ve hızlı hücum yapmasını engelliyorlar. Bir tek son pozisyonda Fürst'ü kullanma şansı buldu Naz. Onda da Kim bu sefer Fürst'e bloğu ile izin vermedi. Ama set geneline baktığımızda ilk iki bölümde, ilk teknik mola ve ikinci teknik molaya kadar olan bölümde daha fazla hata yapan özellikle hücumda Fenerbahçe'ydi. Şimdi bu hataları minimuma çekmiş durumda sarı lacivertliler.
Mola geride kaldı. İki teknik adam da birer molasını harcadı. Sedat Okatlıoğlu servisi kullandı. Gözde hücumu yapıyor. İpek'ten blok, dublaj, Gizem. Gözde bir hücum daha, blok arasındaki boşluğu kullandı bu kez. Tabii Lindsey Berg'ün karşısında olmasını ikinci hücumda daha paralele dönerek avantaja çeviriyor Gözde. Christiane Fürst servis kullanacak. 19-18 önde Vakıfbank. Nihan. Kim? Kimden Seda'ya? Güldeniz. Pasını aktardı Gözde'ye. Lindsey Berg. Kim'in hücumu? Naz'dan geliyor blok. Bir hücum daha. Yine kime? Naz yine yükseldi. Sayıyı aldı Kim. 19-19. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Elif Başaran oyunda. Elif Ağaca Öner oyunda. Evet tabii, Elif oyuna girince Öner blokta yükselmiş oldu Fenerbahçe'de. Nihan Lindsey Berg ile beraber kenara geldi. Brakočević topu dışarı gönderiyor. Jovana Brakočević, Fenerbahçe 20-19 önde. Jovana Brakočević. Uzun boylu bir oyuncu ama çok fazla yükselme titreyemiyor zaman zaman, evet. Kim servisi kaçırdı? 20-20. Çok çabuk hareket edebilme özelliği minimumda olan bir oyuncu, yüksek paslara daha rahat adımlama yapıp sıçrayabiliyor Brakočević. Zaten bu çabukluğunu da kazanmaya çalışıyor. Nazay Demir'in servisi. Elif Başaran karşıladı. Elif hücumu yapacak. Elif'in sayısı. Yüksek bir bloğu geçmeyi başardı Elif Başaran. Brakočević ve Bahar Toksoy. Blok da yerleşmiş. Evet, bayağı çapraza dönmüş ki genelde o çapraza dönülen topları Gizem orada çıkarıyor ama bu topu çıkaramamış milli libero. İpek Soroğlu. Güldeniz'den manşet. Hücum Gözde'den geliyor. File hatası çalındı. Gökçen için sayı Vakıfbank'ın oldu. Burada banda teması görüyoruz. Gözde serviste, skor 21-21. Elif, ondan Gökçen. Hücum Brakočević. Sayı Brakočević. 22-21 öne geçiyor Vakıfbank. Lindsey Berg yeniden oyuna girecek. Elif kenarda, Lindsey Berg oyunda. Bu kez öne geçen Vakıfbank oldu. 22-21. Merve. Gökçen'den hücum, sayı Gökçen. 22-22 eşitlik. Aslında bir önceki hücumda da Elif de aynı pası atıp Gökçen'i Güldeniz'in önünden hücum ettirmeye çalışmıştı. Ama Marşe çok iyi gelmediği için hücum organizasyonunda bunun kadar iyi olmamıştı Fenerbahçe'de. Gizem servisi karşıladı. Şimdi Brakočević. Plasesi Brakočević'in. Kim? Gizem. Naz. Naz'dan Güldeniz'e, sayı Güldeniz. Bomboş vurdu. 23-22. Burada Seda orta oyuncuyla kalmayı tercih ediyor. Evet, kimse beklemiyordu bu hücumu. Ama tabii Güldeniz de bloksuz kalınca affetmiyor. Glinka yeniden oyunda. Şu anda en uzun turunda Vakıfbank ön pozisyonda. Bahar'dan servis. Lindsey Berg. Seda Tokatlıoğlu. 23-23. Evet, bu turda genelde seri yakalamayı başarıyordu Vakıfbank. Fakat bugün bu üçlü yan yana geldiğinde şu ana kadar o mükemmel Vakıfbank bloklarını daha göremedik.
Elif Başaran, Glinka, Brakoçeviç. Blok yerleşti. Brakoçeviç sayıyı aldı. Jovana Brakoçeviç. 24-23 Vakıfbank. Çaprazı kapatmak üzerine kurulmuş blok aynı zamanda ama yine de geçmiş. Jovana Brakoçeviç. Set sayısı Vakıfbank için mola Fenerbahçe. Kamil Söz molasını, ikinci molasını kullanıyor. Evet, özellikle son çeyrek dediğimiz ikinci teknik moladan sonraki bölümde Yeon Kongkim'in üstün bir performansı olduğunu belirtmiştik. Şu ana kadar Güney Koreli bu kısımda 5 sayı üretti. Bunların 4 yüzünden biri bloktan geldi ve daha az hata yapıyor Fenerbahçe set geneline baktığımızda setin sonunda. Geçen sene yarı finalde yine bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Tek maçtı. Evet. O zaman kurallar gereği ki olimpiyat yılı olduğu için farklı bir playoff sistemi söz konusuydu. Aslında Fenerbahçe favori gösteriliyordu. Fakat Seda Tokatlıoğlu sakatlanınca Fenerbahçe'nin oyun kurgusu da değişmiş oldu. Vakıfbank'ta çok rahat bir galibiyet aldı. Seda. Sayı Seda, sette kalıyor Fenerbahçe. 24-24. Bu kez tek maç değil, olası 3 maç üzerinden oynanıyor yarı final. 2 maç kazanan taraf adını finale yazdıracak. Nilay oyuna dahil oldu ve servis kullanacak. Etkili servisleri var Nilay'ın. Onun bu özelliğini kullanmak istiyor. Şimdi Kamil Söz. Nilay Özdemir. Nilay'dan geliyor servis. Gözde karşıladı. Hücumu yapan Glinka. Tekli blok vardı Glinka. Dışarı vurdu. Glinka dışarı gönderdi. Elden bekliyor Vakıfbanklılar. Glinka blok out bekliyor. Tüm Vakıfbank cephesi blok out bekliyor. Sayı Fenerbahçe'nin. Top dışarı düştü ama bloğun müdahalesi var mı? Süzmek güç. Evet, Seda'nın sağ elinin parmaklarına değdiyse ama tabii burada net bir şekilde göremiyoruz. Çok hızlı geçtiği için top aslında göremiyoruz. Görüntümüz iyi ama. Şimdi de Vakıfbank molası Fenerbahçe için de molanın ardından set sayısı olacak. Aslında avantajlı durumda olan deminki hücumda Vakıfbank'tı. Tekli blokta bırakmayı başarmıştı Glinka'yı Nazay Demir. Ama o tekli bloğu istediği gibi değerlendiremedi Malgorzata Glinka. Hatta tekli blok da diyemeyiz, yarım blok. Tek eliyle uzandı Seda. Glinka için bu bloksuz vurmakla eşdeğer ama Glinka sahada tutamadı topu. Set sayısı Fenerbahçe. Çok çekişmeli bir ilk set. Nilay kullandı servisi. Gözde. Şimdi Naz. Tekrar Glinka. Blok geliyor İpek'ten. Dublaj Gözde. Naz kimi tercih edecek? Yine Glinka. Kimden döndü? First dokunmadı. Sayı Vakıfbank'ın oldu. First de çok tecrübeli. Orada dokunmadı. Rakip sahadaydı top. Evet. Lindsberg de yetişememiş. 25-25. İki takım da birer set sayısı harcadı. Glinka kullanacak servisi. Lindsey Burke, Yeon Kong Kim, Sayı Kim. 26-25 Fenerbahçe. Güzel bir set oluyor şu ana kadar. Burhan Felek voleybol salonunda Seda Tokatlıoğlu servisi kullanacak. Ve burada Türk ipeyi kontrol ettiği için kime gecikince kim de rahat bir hücum yapıyor. Seda Tokatlıoğlu'nun servisi. Gizem karşıladı. Hücum Gözde son sırma. Sayı Gözde. 26-26. İki set sayısı kurtardı Vakıfbank. Bir set sayısı kurtardı Fenerbahçe. Fürstüm yerine Melis oyuna girdi. Bakalım setin kaderini değiştirebilecek mi Melis Gürkaynak? 26-26 eşitlik var.
Melis servisi kullandı. Elif Başaran iyi karşıladı servisi. Yeong Kong Kim bahar dokundu, Gözde'ye geldi. Şimdi Naz. Naz'dan Gözde'ye. Gözde sayıyı alıyor. Vakıfbank öne geçiyor. 27-26. Naz'dan çok doğru bir tercih. Çünkü önünde Lindsey Burke var. Gözde'nin sağının en alçak bloğu. O da zaten paralelden yana kullanmış tercihini. Melis yine serviste. Set sayısı Vakıfbank. Şimdi Merve oyun kuracak. Yeong Kong Kim. İkili blok. Bahar dokundu. Brakoçeviç çıkardı bu topu, Vakıfbank'tılar. Bir hücum şansı daha Fenerbahçe için. Yeong Kong Kim. Bir hücum daha. Bahar. Merve'den dublaj. Kim. Üçüncü hücumu. Melis'ten döndü, dışarı gitti. 27-27. Set sayısını kurtaran bu kez Fenerbahçe. Melis kenara geldi. First yeniden oyuna dahil oldu. İki takım da ikişer set sayısı kurtardı. Kim serviste? Kaçırıyor servisi Güney Koreli. 28-27 Vakıfbank. Nazay Demir kullanacak servisi şimdi. Merve, Lindsey Burke, İpek Storoğlu. 28-28. İyi marş etti. Hızlı orta hücumuyla değerlendiriyor Lindsey Burke ki İpek'i kullandığı için hücumda özellikle Vakıfbank'ın orta oyuncuları hem Bahar hem Fürst onu bırakıp da köşeye, özellikle kimin önüne bloğa gitmekte zorlandılar bir önceki turda. İpek Storoğlu serviste. Skor 28-28. Ace geliyor İpek Storoğlu. 29-28 Fenerbahçe. Set sayısı 3. kez Fenerbahçe için. 3 set sayısı kurtardı Fenerbahçe ve şimdi Fenerbahçe için 3. set sayısı. Fenerbahçe taraftarı ayakta. Glinka. Şimdi Gözde. Gözde'den Brakoçeviç. Sayı Brakoçeviç. 29-29 yaptı Sırp oyuncu. Burada çok yukarıdan vurmuş Brakoçeviç. 35 dakikadır devam ediyor ilk set sevgili seyirciler. Gözde'den servis. Lindsey Burke plase beklenmedik anda. 30-29 Fenerbahçe. Oyuncu değişiklik hakkı kalmadı Kamil Söz'ün. Oyuncu değiştirebilir miyim diye sordu yardımcısına ama 6 değişiklik yaptı. Naz. Set sayısı Fenerbahçe için, blok geldi, dublaj Nazay Demir. Şimdi Gizem, Brakoçeviç'i tercih etti. Yovana Brakoçeviç dışarı vurdu. Set Fenerbahçe'nin 31-29. Yovana Brakoçeviç topu dışarı gönderiyor. Fenerbahçe seti 31-29'da kazanıyor. Vakıfbank'la maç keyfi devam edecek. Her gittiğin yere müzikle gelsin istiyorsan doğru yere geldin. Çünkü istediğin yerden 12 milyon şarkıyı ücretsiz dinleyebileceğin Nokia Lumia 620 tarifene ek ayda 25 liradan başlayan fiyatlarla Vodafone Free Zone'da. Lastik hava basıncınızın tam olması size %5'e kadar yakıt tasarrufu sağlar. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Benim bir kahramanım var. Neresi dedik bizi bu iş diye götürüyor. Sadece ailem değil, dünyayı da koruyor. Kahraman babamla muhteşem bir ikili oldular. Mercedes-Benz'den işte yeni Citan. Şehrin yeni kahramanı sizi test sürüşüne bekliyor. Şehrin yeni kahramanı.com.
dilin senin kimliğindir. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Vakıfbank'la maç keyfi devam ediyor. ...31-29'la... Fenerbahçe Vakıfbank karşısında playoff ilk maçında, yarı final eşleşmesinin ilk maçında ilk seti kazandı. İlk sete bakacak olursak en skorer oyuncu Yeon Kong Kim 8 sayıyla oynadı. Gözde Sonsırma'nın 7 sayısı var. Bloklarda 4'e 3 Fenerbahçe üstünlüğü, ki maçın başında üst üste 3 blok tutmayı başarmıştı. Fenerbahçe çok çekişmeli geçen 35 dakikada tamamlanan ilk set Fenerbahçe'nin oldu. Evet, baktığımızda Fenerbahçe'nin daha fazla servis kaçırdığını görüyoruz ilk sette. Ama ona oranla da riskli servis atmayı tercih etti Sarı Lacivertliler. Son bölümde özellikle çekişmenin yaşandığı 24-24'ten sonraki son bölümde o etkili servisler sayesinde Vakıfbank hücumlarının devreye girmesini engelledi. Glinka'nın performansına dikkat çekmek istiyorum. Normalde Vakıfbank'ın en skorer isimlerinden biri olan Polonyalı smaçör İlk sette sadece bir sayı üretebildi. 5 pas aldı. Bunu sadece birini sayıya çevirebildi. Tabii onun performansının, eğer Vakıfbank bu seti kazanıp maçta ilerlemek istiyorsa, performansının birebir oranında artması lazım. Fenerbahçe'de ise bence orta oyuncularının ve Elif Başaran'ın katkısı birinci setin kazanılmasındaki en önemli etkenlerden biriydi. 4 servis kaçırdı Fenerbahçe. Hiç servis kaçırmadı Vakıfbank takımı ilk sette. Gözde'nin servisiyle başlıyoruz ikinci sete. Burhan Felek'te. Kim, Berg, Seda Tokatlıoğlu, Glinka'nın blok sayısı. İkinci setin ilk sayısı Glinka'dan. Servis Gözde. Kim, Merve, Seda Tokatlıoğlu, blok geliyor. Bahar Toksoy, ikinci blok sayısı Vakıfbank'ın bu setin başında. Tabii şimdi taktik kimin üzerine servis atıp onu hücumdan düşürmek ve Seda'nın önüne de yüksek bloğu, Glinka Bahar bloğunu yerleştirmek. Bunu iki hücumda çok iyi yaptı Vakıfbank. Gözde'den servis, Merve karşıladı servisi. Kim hücumu yaptı? Gizem'den savunma geldi. Naz, ondan Glinka'ya. Sayı Glinka. İlk seti bir sayıyla noktalayan Glinka bu sette iki sayıya ulaştı şimdiden. Evet, iyi başladı bu sete Glinka. Gözde'den geliyor servis. Kim? Sayı kimden? İlk sayısı Fenerbahçe'nin bu sette kimden geliyor? Gökçen. Servisi kaçırdı Gökçen. Fenerbahçe'nin maçtaki 5. servis hatası oldu. Gökçen'in de ilk servis hatası. Bahar Toksoy, Elif Başaran, Yeon Kong Kim, Brako Çeviş'ten top dışarıda. Burada sağ ile açık kalmış Brako Çeviş'in, ki bir önceki turda servis atılmadan önce Giovanni Guidetti o elinin kapaması yönünde uyarmıştı sırt pasör çaprazını. Seda Tokatlıoğlu, Naz Aydemir, Jovana Brakoçević, sayı Brakoçević. Naz kimle baş başa bıraktı Brakoçević'i?
Kimin üzüntüsü ekrana böyle yansıdı? Brakoçeviç serviste. Merve'den manşet. Hücum kimden geliyor? Sayı kim? Da Naz'ın üstünden vurmuştum. Zaten buna da yapacak bir şey yok Vakıfbank'ın. Çünkü bloğun kapadığını düşünüp oraya da defans getirtmiyor Vakıfbank. Yong Kong kim? Servisi kaçırdı kim? Üçüncü servis hatası bugün Güney Koreli oyuncunun. ...6-3 Vakıfbank üstünlüğü var. Glinka kullandı servisi Lindsay Berg. Elif Başaran, first. Elif Başaran, çift vuruş Elif Başaran'dan. 7-3 Vakıfbank. Glinka... İpek Soroğlu. Sayı İpek. Farkı 3'e indirdi Fenerbahçe bu sayıyla. İpek Soroğlu. Gizem. Naz. Naz'dan Fürst'e. Sayı Fürst. 8-4 teknik modada Vakıfbank üstünlüğü var. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Hey, hey! Vakıfbank geliyor. Şampiyonlar şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Vakıfbank. İş hayatı zordur. Bir de aradığınızı bulamıyorsanız daha da zordur. Özel bölme çekmeceli dağınıklığı önleyen kesonlarıyla BüroTime işi kolaylaştırır. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. ...8-4 Vakıfbank üstünlüğü var... ...ilk teknik molada ikinci... ...sette... Evet, ...ilk sette... ...sete bloklarla başlamıştı Fenerbahçe... ...ama bu sete bu sefer Vakıfbank bloklarla başladı... ...özellikle Gözde'nin servis serisinde... ...Seda'yı Glinka ve Bağır'la kitledi diyebiliriz... ...Vakıfbank takımı... ...Christiane Fürst... ...kaçırıyor servisi Alman oyuncu... Lindsay Burke, Glinka, Brakoçeviç, sayı Brakoçeviç. Gökçen'den seken topu karşılamak istedi Seda. Başaramadı. 9-5 Vakıfbank. Servisi Naz kullanıyor Lindsay Burke. Sayı Gökçen. Gökçen farkı 3'e indirdi. Tabi biraz blokları dağıtmak için Lindsay Burg olabildiğince şu anda orta hücumlarını değerlendiriyor. Çünkü köşelerin önüne Vakıfbank blokları yığılmaya başladı bu sette. Naz. Gözde dışarı vurdu topu Gözde. Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. Elif Başaran'dan servis hatası. Üçüncü servis hatası oldu bu Fenerbahçe takımının. Elif'in de yine üçüncü servis hatası bugün. Gözde son sırma.
Merve'den manşet. Hücum kim? Gizem'den savunma geldi. Naz, ondan Grinka'ya. Blok geliyor Gökçen'den dublaj. Bahar Toksoy şimdi Yovana Brakoçeviç. Nazay Demir hücum dublajını yaptı. Grinka plasesi. Dokundu Gökçen. Gizem, Naz. Şimdi Brakoçeviç. Brakoçeviç. Sayı Brakoçeviç. Savunmadan top dışarı gidiyor. 11-7. Gizem de bu rallide çok iyi savunma yaptı. Hem hücum dublajı hem de savunma adına o beklenen topları çıkardı Gizem. Mola Fenerbahçe. Kamil Söz molayı istedi. İlk sette de fazla hata yaparak başlamıştı Fenerbahçe. Bu sette de hatalarına devam ediyor ki tabii servis temposu birebir düştü. Fenerbahçe molası geride kalıyor. Farkı 4 sayıya çıkardı Vakıfbank. Gözde'den servis. Plase Seda. Sayı Seda Tokatlıoğlu. Setin başında bu turda Seda'yı Glinka Bahar blokları kitlemişti ama bu sefer Plase ile sayıyı almayı başarıyor Fenerbahçe'nin kaptanı. Servis Gökçen'den. Glinka hücumu yapıyor. Glinka blok out. 12-8. Bahar Toksoy servis hazırlığında. Bahar'ın servisi geldi şimdi. Elif Başaran. Şimdi Merve. Avantaj topu olacak Vakıfbank için. Nazar Demir. Brakoçeviç plase. Savunma İpek Soroğlu. Seda Tokatlıoğlu. Nazar Demir. Gözde. Ondan Brakoçeviç. Bloktan sekti Seda'ya geldi. Seda Tokatlıoğlu. Nazar Demir'den Glinka'ya. Hücum Glinka, Glinka'nın topu dışarıda sayı Fenerbahçe. Glinka topu dışarı gönderdi. Seda'nın servisi. Yovana Brakoçeviç. Sayı Brakoçeviç. Farkın kapanmasına izin vermiyor Vakıfbank. Zaten yerleşen Fenerbahçe bloklarının hep elleri çoğu zaman fileden açık kalınca bu açıklığı da ellerin üzerine smaçlarını vurarak değerlendiriyor Vakıfbank smaçörleri. Brakoçeviç'ten eğiz. 14-9. İkili değişiklik görüyoruz Fenerbahçe'de. Nilay ve Meryem oyunda, Lindsay Burke ve Seda kenarda. Yovana Brakoçeviç. Yeon Kong Kim. Kim. Sayı kimden? Kim servisi kullanacak kazandığı sayının ardından? Servisi kaçırdı Kim. Bugün bir türlü servis ritmini tutturamadı. Bu setteki ikinci servis hatası oldu.
hücumdaki kadar etkili değil servisleri Leon Conklin. İlk sette de iki servis kaçırmıştı Kim? Glinka'dan servis. Sayı İpek Soroğlu. Servisi İpek kullandı. Kaçırdı İpek. 16-11 ikinci teknik molada Vakıfbank 5 sayı farklı önde. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Shell'in en ekonomik yakıtı Shell FuelSafe, Shell bilim insanları tarafından yakıttan tasarruf etmeniz için geliştirildi. Siz de hemen Shell istasyonlarına gelin, Shell FuelSafe'i mutlaka deneyin. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Vakıfbank Fenerbahçe karşısında 16-11 önde maçta. Şu ana kadar bütün teknik molalara Vakıfbank önde girdi. İlk seti ise Fenerbahçe kazandı. Christiane Fürst, Elif Başaran, Elif Bahar, Bahar blokluyor. 17-11 fark, 6 sayıya çıktı. Maçın en büyük farkına ulaştı şu anda Vakıfbank. Evet, ilk sete oranla çok daha iyi servis atıp bloğa setin başından beri çok iyi yerleşiyor Vakıfbank takımı. Bu da Fenerbahçe hücumcularının sayı üretmesini bu sette daha da zorlaştırıyor. Kamil Söz molayı istedi. İkinci molasını kullandı Kamil Söz. Christiane Fürst. Elif Başaran. Yeon Kong Kim. Sayı Kim. Fenerbahçe'nin 12. sayısı bu sette Kim'den geliyor. Bu sette Kim'le ayakta kalmaya çalışıyor Fenerbahçe. Evet, onun dışında Kim'in şu ana kadar 5 sayısı var. 5 hücum sayısı. Onun dışında da hücumda çok fazla diğer oyuncular etkinlik gösteremedi. Meryem'den ace. Güldeniz Glinka ile değişiyor. Güldeniz oyunda, Glinka Vakıfbank'ta. Oyun dışında. Şimdi en iyi servis karşılama üçlüsü ile sahada Vakıfbank. Meryem, Güldeniz, Nazdan Gözde'ye, Gözde, Nilay, Kim, Gizem. Şimdi Güldeniz, ondan Gözde'ye. Dokundu Gökçen, sayıyı aldı. Blok sayısı geliyor Fenerbahçe için. Fark 3'e indi. Molayı istiyor Vakıfbank. Üç sayılık seri farkı 3'e indirdi. Vakıfbank molası. Fenerbahçe'de de geri dönüş. İlk sette de ikinci teknik molanın ardından gelmişti. Seda'nın servis turuyla. Şimdi
Onun pozisyonunda oynayan Meryem'in servis turuyla gene geri dönüşe geçti sarı lacivertliler. Tabii iyi servis atınca bloğa da yerleşmekte çok sorun yaşamıyor ki. Bu sette özellikle setin ilk yarısında hızlı hücumları tercih ettiği için Naz Fenerbahçe blokları tam işini yapamamıştı. Mola geride kalıyor. Vakıfbank molası. Meryem servisi kullandı, kaçırdı. Meryem Bozçalık. Lindsey Burke ve Seda yeniden oyuna giriyor. Fenerbahçe takımında. Naz Aydemir. Blok geldi. Elif'e şimdi Hong Kong Kim. Savunma Naz'dan. Gizem Güreşen pasını aktarıyor. Brakoçeviç'e. Jovana Brakoçeviç. Lindsey Burke. Seda Tokatlıoğlu. Sayı Seda Tokatlıoğlu. Farkı 3'e indiriyor yeniden Fenerbahçe. Doğru başardı da diyebiliriz. Üçlü blok. Ama tabii Gözde biraz geç kaldığı için onun fileden açık kalan ellerini iyi değerlendirmiş Seda. Nihan oyuna girdi ve servis kullanacak şimdi Fenerbahçe takımında. Nihan'ın servisi Güldeniz'e geldi. Naz'dan Brakoçeviç'e, Jovana Brakoçeviç. İyi manşet gelince Brakoçeviç'e de iyi pas Naz'dan. Gökçen zaten önce acaba orta mı dedi, bir kaldı. Tabii o saniyelik bekleme bile bloğun dağınık olmasına sebep oluyor. Glinka oyuna giriyor Vakıfbank'ta. Güldeniz dışarıda. Gözde. Nihan karşıladı onun servisini. Hücumu Yeong Kong Kim yaptı. Yeong Kong Kim. Kim'in sayıları devam ediyor Fenerbahçe'de. Servise gelen Gökçen. Gözde. Şimdi Glinka. İyi savunma Nihan'dan. Lindsey Burke. Yeong Kong Kim. Gözde. Gizem. Brakoçeviç. Seda'ya gönderdi topu Brakoçeviç. Yeong Kong Kim. Yeong Kong Kim dışarı vurdu. Vakıfbank farkı 4 sayıya çıkardı. 20-16. Bahar Toksoy servis hazırlığında şimdi. Merve. Hücum edemedi Fenerbahçe. Naz. Naz'dan Fürste. Top dönüyor bloktan ve sayı oluyor. Brakoçeviç reaksiyon vermekte. Çok geç kaldı. Fürst. Burada dokundu İpek. Brakoçeviç reaksiyon veremedi. Sayı Fenerbahçe'nin olduğu fark 3'e indi. Deminki Gözde'nin hücumunda da bloktan seken topa tepki verememişti. Bugün hücum dublajlarında problem var Brakoçeviç'te. Naz'dan Grinka'ya. Hücum Grinka. Seda'dan sekti. Kim kovaladı? Merve ile birlikte kim çeviriyor? Şimdi Nihan. Gizem Güreşen. Naz Aydemir. Geri hücumu Gözde. Bu hücumu beklemiyordu Fenerbahçeliler. 21-17. Hiç kullanmamıştı bu hücum organizasyonunu Naz. Çok doğru bir anda kullandı ve bloksuz vurdurttu kaptanını. Naz kalitesini gösterdi bir kez daha. Son iki Şampiyonlar Ligi'nin en iyi pasörü. Jovana Brakoçeviç. İpek Soroğlu. İpek Soroğlu dışarı vurdu topu. Sayı Vakıfbank'ın oluyor.
22-17. Seti kazanmaya son derece yakın Vakıfbank takımı. Yong Kong Kim. Sayı Kim'den. Farkı 4'e indirdi Güney Koreli. Vakıfbank 4 numaraya karşı kurduğu üçlü bloklarda özellikle kendi 4 numaralarından gelen smaçörler biraz gecikince bunlar da Fenerbahçe'ye avantaj olarak geçiyor ve o geç gelen oyuncuyu değerlendiriyor smaçörleri Fenerbahçe'nin. Kim kullanıyor servisi? 4 servis hatası var bugün. Bu kez riske girmedim. Christiane Fürst, Lindsay Burke. Lindsay Burke dokundu Fürst. Kim'den Elif'e. İkili blok var. Glinka'dan savunma. Naz ondan Glinka'ya. Hücum Glinka. Elif Başaran sekti top Kim'e geldi. Kim Elif'e doğru gönderiyor ama bizim kameramıza çarpıyor top. Sayı Vakıfbank'ın. File kameramıza çarptı. Vakıfbank sayıyı kazandı. İşte file kamerasından görüyoruz topu. Sarsılmış biraz. Açığı değişmiş. Glinka. Merve. Seda Tokatlıoğlu. Sayı Seda'dan geliyor. Farkı 4'e indirdi Seda. 2 sayı yeterli olacak Vakıfbank'a. Gizem. Nazlan Fürst'e. Sayı Fürst. Christiane Fürst. Set sayısı Vakıfbank için 24-19. Skoru 1-1'e getirme şansı. Bu sette özellikle Gözde, Gizem ve Güldeniz'i Fenerbahçe servisleri zorlayamadı. Bir önceki sette onların biraz servis karşılama dengesini bozunca Fenerbahçe blokları iş yapmıştı. Ama bu sette o etkili servisleri göremedik Sarı Lacivertlilerden. Melis oyuna dahil oldu. İlk setin sonunda da oyunu almıştı Giovanni Guidetti onu servisleri için. Set sayısında yine oyunda Bahar Toksoy seti bitiriyor 25-19'la. Seti kazanıyor Vakıfbank takımı. Böylece yarı final ilk maçında skor 1-1'e geliyor. Vakıfbank'la maç keyfi devam edecek. Bugüne kadar dünyanın en büyük takımlarına, yıldızlarına ve Türkiye'de 100'e yakın dalda binlerce sporcuya kol kanat gerdik. Şimdi de dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatları İstanbul'a taşıyoruz. Olimpiyatlar gelecek, İstanbul uçacak. Türk Hava Yolları. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Dumankaya Ritim İstanbul'la şehrin ritmi şimdi yükseliyor. Alışverişin ritmi burada. Metro hemen katında. Sporun ritmiyle yaşayacaksın. Manzaraya doyacaksın. Ritmi yaşa Ritim İstanbul'da. Burada her şey elimizin altında. Ritim İstanbul, Dumankaya'dan. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Vakıfbank'la maç keyfi devam ediyor. İkinci setin istatistikleri geliyor ekrana. Fenerbahçe'nin 10 hatası dikkat çekici. Vakıfbank 3 hatayla seti noktalamış. Skora da yansıdı bu 25-19'la. Vakıfbank seti aldı. Blok sayılarında 3-2. Vakıfbank'ın üstünlüğü var. Maçın genelinde ise 6-6'lık beraberlik söz konusu. Bloklarda Brakoçevic'in toplamda 11. Seda düzeltiyorum. Yeon Kong Kim'in ise 15 sayısı var.
takımları adına. Evet, özellikle ikinci, birinci sette de aslında Fenerbahçe'nin hataları dikkat çekmişti. Özellikle maçın setin son çeyreğine kadar. İkinci teknik molanın ardından Vakıfbank da hata yapmaya başlayınca skor dengelenmişti. Yeonkong'u durduramamıştı ki set Fenerbahçe'nin olmuştu. İkinci sete dönüp baktığımızda sete özellikle etkili servis ve iyi bloklarla başlayan Vakıfbank oldu. Tabii bu Fenerbahçe hücumunun dengesini de bozdu. Sadece kimle ayakta kalmaya çalıştı Sarı Lacivertliler. Ve onu da olabildiğince aktif hale getiremedi Lindsberg. Ama tabii en büyük fark 1 ile 2. setin arasındaki en büyük fark servislerdeydi. İyi servis atan Vakıfbank oldu. Temposunu düşüren Fenerbahçe olunca da set Vakıfbank'ın oluyor. Yarı final ilk maçında skor 1-1 sevgili seyirciler. Setin başında kime kullandı servisleri Vakıfbank? Sonrasında bu taktiği de değiştirdiler aslında set içinde. Evet, daha servislere güven gelince libero Merve'nin üzerine de etkili servis kullandılar ikinci sette. Lindsey Berg'ün servisiyle üçüncü set başladı. İlk sayı Bahar'dan. Bahar'ın sayısı geliyor ekrana. Ekranda First, Bahar'ın maçtaki 6. sayısı oldu. First 4 sayıyla oynuyor. Normalde daha aktif görmeye alışkınız aslında Vakıfbank orta oyuncularını. Ama işte ilk sette özellikle Naz'ın eline ortaya atması, atabileceği kalitede manşet gelmedi. Gözde Gizem oyundayken Güldeniz özellikle de Glinka'nın marşetlerini bozmayı başardı Fenerbahçe. Ama ikinci sette biraz daha marşetler toparlanınca tabii Naz da olabildiğince orta hücumcularını devreye sokmayı başardı. Bu sete de şimdi iyi marşetlerle başladı Vakıfbank. Tabii ilerleyen sayılarda göreceğiz bakalım Fenerbahçe'nin servisleri gene bu dengeyi bozabilecek mi? Mesela ligin ikinci yarısında oynanan maçta Vakıfbank'ın en skorer oyuncusu Bahar'da, evet. 17 sayıyla, First de 10 sayıyla oynamıştı. 27 sayı iki orta oyuncudan gelmişti. 3-1 kazanmıştı Vakıfbank. 2-2'lik beraberlik. Aslında orta oyuncuların performansı biraz servis karşılama performansıyla doğru orantıda ilerliyor. İyi marşet aldığınızda onlar da olabildiğince devreye girmeyi başarıyorlar. Tekrar gördük Brezilyalı teknik adam Zé Roberto'yu. Son günlerde İstanbul'da tatil yapıyor değil mi? Evet. Zé Roberto. Banka işleri olduğunu söyledi. Eşiyle beraber kısa bir tatile geldim dedi. Zaten dönüşte de 25'inde milli takım kampına başlayacaklarını belirtti ki yoğun bir milli takım sezonu beni bekliyor diye vurguladı. Önümüzdeki senede Brezilya'da gene antrenörlük yapmaya devam edecek Zé Roberto. Glinka'nın servisi İpek Soroğlu ve Gözde blokluyor onu. İki eski takım arkadaşı İpek ve Gözde. Glinka. Glinka'dan son derece etkili servis. Fileye henüz ulaşmadan top alçalmaya başlamıştı. Çok keskin indi. Evet. Acaba fileye çarpacak mı diye böyle bir herkes nefesini tuttu ama filenin tam üstünden, bantın tam üstünden geçiyor. Bahar önden kullanmaya başladı servisleri. Glinka arkadan. Yer değişti bile. O Bahar'ın önden kullandığı servisler de bayağı etkili. Evet. Ve daha az riskli diye belki de Giovanni Guidetti yakından atmasını tercih ediyor da olabilir. ...5-3 Vakıfbank üstünlüğü var Fenerbahçe karşısında. Seda Tokatlıoğlu servisi kullandı. Jovana Brakočević, sayı Brakočević 6-3. Christiane Fürst. Elif Başaran, Lindsey Berg, İpek, Prasesi, Bahar'dan savunma, Nazay Demir akıl dolu bir sayı. 7-3 yaptı Naz.
Evet, geriye sağının gerisine doğru attığı preselerde babası aklına geliyor Nazar Demir'in. Bu da gene babasına bir armağan olarak gidiyor. First servisi kullanacak. Merve karşıladı onun servisini. Kim? First. Naz. Gözde şimdi. Sayı Gözde. Gözde'nin sayısı skoru 8-3 yapıyor. Mükemmel savunmanın ardından geliyor. Gözde'nin bu sayısı 5 sayı farkla teknik molaya önde giriyor Vakıfbank. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Vakıfbank. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Teknik mola geride kalıyor 8-3 Vakıfbank üstünlüğüyle. Bu sete de aynı oyun temposuyla devam ediyor Vakıfbank. İyi servis ve defanslar da devreye girmeye başladı Vakıfbank'ta. Şimdi Merve. Merve'den kime? Naz dokundu. Top çizgiye düştü. Sayı Vakıfbank'ın oldu. Bant'ın üzerinde gezindi top bir süre. Herkes bir bekledi nereye düşecekti. İçeri düşüyor. Molayı istiyor Kamil. Söz 9-3. Fark 6 sayı ilk mola Fenerbahçe için. Setin başında farkı açtı Vakıfbank takımı. 6 sayılık üstünlüğü var. Vakıfbank'ın Fenerbahçe karşısında 3. setin henüz başında. İlk sette tutuk bir oyun sergiledi Vakıfbank ama her geçen sayıda ve ikinci setin başlamasıyla da beraber gerçek oyun tempolarına ulaştılar diyebiliriz. Servis karşılama düzeldi, hücumdaki yüzdeler arttı, blok yerleşimi çabuklaştı, Naz'ın oyun kurgusu alışılagelmiş bir tempoya ulaştı ve servislerin de kalitesi artınca Vakıfbank'ın işi de kolaylaşmış gözüküyor şu ana kadar. Servis First'ten, First Alman oyuncu kaçırdı servisi. Kim servisi kullanacak? Bahar Toksoy blok altı alıyor sayıyı. Farkı yeniden altıya çıkardı Bahar. Kamil Söz kenarda sürekli uyarıyor oyuncularını. Naz'dan servis. Merve karşıladı. Nilay'ın pasıyla Seda hücumu yapıyor. Blok altı alıyor sayıyı Seda Tokatlıoğlu. İpek Soroğlu. Gözde. Hücum Gözde. Plasesi son derece etkili. Gözde son sırma. Çok doğru bir noktaya plaseyi bırakmış Gözde. Serviste Gözde. Yeon Kong Kim. Nilay. Seda topla buluşamadı istediği şekilde. Şimdi Grinka.
Sayı Glinka. 12-5. Gözde son sırma. Nilay. Gizem Brakoçeviç. Glinka. Sayı Glinka. Muazzam savunma yine Gizem'den. Glinka son noktayı koydu bu ralliye. İyi oynayamamıştı ilk sette Glinka ama ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ikinci ve üçüncü setlerde herkese gösteriyor. Mola Fenerbahçe 13-5. Kötü oynadığını anlayıp devreye girebilmek de bence büyük oyunculuğun getirdiği bir şey. İlk setteki performansına bakıp ikinci setle beraber o bildiğimiz, özlediğimiz Glinka geri döndü. Büyük ihtimalle Glinka'nın son maçlarını seyrediyoruz öyle, evet, değil mi? Evet, öyle. Artık voleybola, voleybol olmasa da Türkiye'ye veda edecek gibi gözüküyor Glinka. Kızına biraz daha fazla zaman ayıracak. Evet, o en büyük isteği. Bu zamana kadar hep onlar beni takip etti, biraz da ben onları takip edeyim diyor Glinka. Gözde son sırma serviste. 13-5. Vakıfbank önde 3. sette. Nilay'dan Gökçen'e. Sayı Gökçen. Nilay servise geldi Fenerbahçe'de. Gizem. Brakoçeviç. Gökçen dokundu. Kısa kaldı plase. Brakoçeviç bir hücum daha. Bu kez çapraza vurmayı tercih ediyor. Dışarı gönderiyor. Jovana Brakoçeviç. Sayı Fenerbahçe'nin oldu. ...13-7 üstünlüğü var Vakıfbank'ın. Servisi kaçırıyor bu kez Nilay. Fenerbahçe'nin de zor bir sezon geçirdiğini söyleyelim. Sakatlıklar bir türlü Kamil Söz'ün ve takımının yakasını bırakmadı. Eda, Seda bir dönem. Evet. Mari, Paula, Berenika. Mari zaten sezonun çoğunda sakattı. Evet. Mari'den hemen hemen hiç verim alamadı sezon boyunca Fenerbahçe takımı. Elif Başaran. Glinka. Sayı Glinka. Erdal Akıncı top dışarıda diyor. Çizgi hakemi içeride dedi. Erdal Akıncı hayır diyor. Sayıyı Fenerbahçe'ye verdi. Gözde de itiraz etti. Çizgi hakemi içeride işareti yapmıştı. Bakalım. İçeride. Elif Başaran kullandı servisi. Glinka. Plasesi Glinka'nın. Şimdi Seda. Ya Hong Kong kim? Fileye gönderdi kim? Sayı Vakıfbank'ın oldu. 15-9. Brakoçeviç serviste 6 sayılık üstünlüğü var. Vakıfbank'ın Fenerbahçe karşısında 3. sette setler 1-1. Gözde Erdal Akıncı'nın yanında. Guidetti'ye bir sarı kart çıkıyor. Erdal Akıncı'dan Guidetti de onaylıyor. Sayı Fenerbahçe'nin, servis Fenerbahçe'ye geçti. Gökçen serviste. Şimdi Gizem. Gizem'den Glinka yapar. Glinka'nın hücumu ve sayısı.
16-10 teknik molaya önde giriyor Vakıfbank. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Şimdi Nokia C201 alana dizi boyunca arkadaşınla dizide kim, neyi, niye yapmış konuşmak ya da maç boyunca pozisyonları tartışmak Avea'dan. Çünkü Nokia C201 bir yıl boyunca her ay 500 dakikasıyla ayda sadece 29 liraya Avea'da. Faturası hesaplara özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Teknik mola geride kaldı. Oyuncu değişikliği Vakıfbank'ta. Glinka'yı kenara çekti. Giovanni Guidetti Güldeniz oyunda ve şimdi de servis Güldeniz tarafından kullanılacak. Servis Güldeniz. Pozisyon hatası Vakıfbank için çalındı. Erdal Akıncı tarafından şimdi kontrol edilecek. Yok, pozisyon hatası yok. Servis de çok etkili gelmişti. Yok, bugün Vakıfbank'a karşı bir şey var sahada. Çünkü masadaki hakem pozisyon işareti verdi ve onun üzerine çaldığım maçın baş hakemi de, ama pozisyon yok. Giovanni Guidetti oturdu, geldi sandalyesine oturdu. Maç boyunca hiç oturduğunu görmedim ben. Giovanni bazen oyuncularına kızdığı zaman oturuyor hatırlarsan, evet, evet. Özellikle milli takımda 22-14'ten bir set vermişlerdi Dünya Grand Prix'sinde, evet. Almanya'ya, orada kızmıştı oyuncularına, oturmuş, bir sonraki sette de kalkmamıştı, mola alıyordu, hatta konuşmuyordu oyuncularıyla, küsmüştü adeta, evet. Evet. Guidetti bu kez hakeme küstü. Seda Tokatlıoğlu serviste. Nazay Demir. Gözde. Sayı Gözde ile. Geliyor Vakıfbank için. Şimdi zemin silinecek. First servisi kullanacak. 17-11 Vakıfbank üstünlüğü var. First servisi kullandı. Şimdi Nilay. Nilay'dan kime? Güldeniz'den savunma. Gözde son sırma. Plase'yi gönderdi. Etkili bir plase. Gözde'den çok açılmıştı savunma. Bunu gördüm. Plase'yi bıraktı blok arkasına. 18-11. Havuza topu bırakmış oldu böylece. Christiane Fürst servisi kullandı. Nilay'dan İpe'ye iyi bir pas gitmedi. Bahar, ondan Brakoçeviç. Üçlü blok, Nilay blokladı. Brakoçeviç'i Nilay blokluyor. Sayı Fenerbahçe. Belki az önce iyi bir pas atamadı ama burada hatasını telafi etti. Yaptığı blokla Nilay. Çok alçaktan vurmuş Brakoçeviç. Tabi bu da Nilay'ın bloğu tutmasını kolaylaştırmış. Yeon Konkin. Gizem. Gözde son sırma. İpek'ten sekti. Seda çevirmeyi başardı. Elif Başaran. Blok sayısı Bahar Toksoy. 19-12. Yeon
Farkı koruyor Vakıfbank. Elif Başaran'ın yerine Meryem oyunda. Fenerbahçe'de mola hakkı kalmadı Kamil Söz'ün. Oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmeye çalışıyor. Servisi kaçırdı Nazay Demir. Bu sette ilk defa Vakıfbank şu ana kadar Fenerbahçe'den daha fazla servis hatası yaptı. 4 servis hatası var Vakıfbank'ın, Fenerbahçe'nin ise 2. İpek Soroğlu, Güldeniz, Bahar, çift vuruş Bahar. Sayı Fenerbahçe. Molayı istiyor Vakıfbank. Guidetti ilk molasını kullanıyor. 2 yıl daha sözleşme uzattı. Vakıfbank'la Guidetti birçok oyuncusuyla, birçok yıldız oyuncusuyla anlaştı Vakıfbank. Tabii kafaların da rahat olması açısından son derece önemli bu playoff günlerinde. Gözde ile Bahar'la, Gizem'le, Güldeniz'le, Brakoçeviç'le sözleşme uzatıldı. Kürs'le de uzatıldı bir sene daha. Tabii Türk oyuncularıyla uzatması çok önemliydi Vakıfbank'ın. Çünkü takımın temelini milli Türk oyuncular oluşturuyor. Çok ciddi teklifler de vardı aslında Vakıfbank'ın, evet, oyuncularına diğer kulüplerden. Bu oyuncuları takımda tutmak son derece önemli başarının devamı açısından. Bence Vakıfbank'ın bu iyi gidişini, yükselişini ancak takımdan oyuncuları çıkarıp alırsanız bozmayı başarabilecek diğer rakip takımlar. Ama şu ana kadar bu temel kadroda herhangi bir kayıp da olmadı Vakıfbank'ta. Voley Bergamo bir dönem Vakıfbank'ın, evet, yakaladığı başarıyı yakalamıştı İtalya'da ve Şampiyonlar Ligi'nde. Sonrasında voley Bergamo'lu oyunculara Türk takımları dahil birçok ciddi teklif gelince voley Bergamo takımı çok ciddi bir güç kaybına uğramıştı. Ve dolayısıyla o istikrarını devam ettirememişti. İtalya'da da şampiyonluğu da kaybetmişlerdi. Şimdi Glinka hücumu yapacak. Meryem. Blok kurmadı Vakıfbanklılar. Top iyi gelmeyince Gözde'den plase, sayı Gözde. Yine beklenmedik bir hücum organizasyonu Naz'dan. Evet, bunu bir önceki setin gene son çeyreğinde yapmıştı Naz. Gene en beklenilmeyen anda yapıyor. ...21-14... 7 sayılık üstünlüğü var Vakıfbank'ın. Nilay, ondan Duygu Bal. Nazay Demir, Glinka, sayı Glinka. Farkı 8 sayıya çıkardı Vakıfbank Glinka'yla. Maçın başında da belirttik, Fenerbahçe'nin bu maçtaki en önemli silah servisleri olacak diye. İlk sette bu etkili servisler oyunda kalabildi ve böylece denge, Vakıfbank'ın dengesini bozmayı başardı Sarı Lacivertler. Ama ilk setten sonra hem servis dengesi bozuldu, tempo düştü, hem de servis karşılamada sorun yaşamaya başladı Fenerbahçe. Meryem'den blok sayısı. Meryem Gözde'yi blokladı. Top taşıma da çalmış bu arada Erdal Akıncı bu pozisyona. Sayı Fenerbahçe. Nilay serviste. Nilay çok ilginç bir servis kullandı. Topu dışarı gönderdi. Bayağı farklı bir dışarı giden bir servis oldu. Duygu Bal. Seda Tokatlıoğlu'nun sayısı. Farkı 7'ye indirdi. (Gülüyor)
Meryem. Meryem'den iyi servis. Beklenilen servis Meryem'den geldi ki bir önceki sette de onun servis serisiyle teknik olanın ardından farkı 3 sayıya kadar indirmişti Fenerbahçe. Bu kez kaçırıyor servisi Meryem. 24. sayısı Vakıfbank'ın set sayısı Vakıfbank. Jovan Abrakoçević serviste. Meryem. Naz. Fürst Glinka. Glinka seti bitirdi. 25-17 ile Vakıfbank seti alıyor. Böylece 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Vakıfbank'la maç keyfi devam edecek. Finansbank'tan tüm emeklilere müjde. Emekli maaşını Finansbank'a taşıyarak 2 yıl boyunca Finansbank'tan almayı tercih edenlere 300 lira hemen hediye. Üstelik maaşınızı tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz çekebilirsiniz. Ve hesap işletim ücreti de yok. 30 Nisan'a kadar bir Finansbank şubesine gelin veya bilgi için emekli yazın 5152'ye mesaj atın. Bu fırsatı kaçırmayın. Hanım kalk çabuk. Finansbank'a gidiyoruz. Geçirecek 32. İstanbul Film Festivali başlıyor. Akbank sinemayı tüm kalbiyle destekliyor. Alışta verişin 11 Uğurlu'da sayısı 11 Uğurlu'da adresi ne 11.com budur. Uçuşta böceği 11 Konarda her şeye 11 Girersin adrese Ne11.com Alışta verişin 11 Uğurlu'da sayısı 11 Uğurlu'da adresi Ne11.com Her 100 liralık Uğurlu alışverişe 111 liralık kupon hediye. Türkiye böyle alışveriş görmedi. Açılış şerefine Ne11.com'da. Vakıfbank'la maç keyfi devam ediyor. Vakıfbank 3. seti 25-17 ile 8 sayılık farkla kazandı ama hatalar enteresan. Vakıfbank'ın 9 hata yaptığını, Fenerbahçe'nin 5 hatayla seti noktaladığını görüyoruz. Çok fazla bu hata sayısı, özellikle skora bakarsak. Evet, zaten Fenerbahçe'nin kazandığı sayılara baktığımızda 9 tanesi Vakıfbank'ın hatalarıyla gelmiş. Diğer sayılar da Kim ve Seda'nın hücumlarıyla kazanılan sayılar. Sauri Kimura'yı görüyoruz. Vakıfbank'ta bugün yabancı sınırlamasına takılan oyuncu tribünde. Yanında Gabriela Cueva vardı. Beşiktaş'ın orta oyuncusu Gabriela Cueva. Onların yanında da Vakıfbank'ın yardımcı antrenörü Ale. Evet, sağ içindeki istatistik sayısı 2'den fazla olamadığı için geri kalan yardımcı antrenörler tribünde oturmak durumunda kalıyor. Takımlar sahada 4. set için. Evet, 3. sete geri dönersek özellikle set içinde de belirttik. Etkili servisler Vakıfbank tarafına geçince, daha etkili servis atan Vakıfbank olunca tabii Vakıfbank'ın da işi kolaylaştı. Özellikle blok ve hücum organizasyonunda daha alışılagelmiş oyununu sergilediğini gördük Vakıfbank takımının. Fenerbahçe tarafında ise özellikle servislerin temposu net bir şekilde düştü. Hatalar arttı. Tabii bu da oyuna
açık bir şekilde yansıdı. Glinka'nın gerisine düştü bu pas. Elif top olduğu için herhangi bir düdük gelmedi. Naz, Glinka. Glinka'nın topu dışarıda, sayı Fenerbahçe. İlk sayı dördüncü sette Fenerbahçe'nin. Aslında maçın, yanlış hatırlamıyorum, son birinci setinde ilk pasa bir faul çalınmıştı. Tabii o zaman buna da çalınması gerekiyordu ya da ona da çalınmayacaktı. Çünkü ilk paslarda faul kuralı geçerli olmuyor. Servisi kullandı Gökçen. Naz Aydemir, Bahar Toksoy, İpek Soroğlu. Şimdi kim? Gizem'den harika savunma. Glinka. Glinka dışarı vurdu. Sayı Fenerbahçe'nin oldu. İki top dışarı gönderdi Glinka. Evet. Hatalarla başlayan bu sefer Vakıfbank oluyor. Glinka. Lindsey Burke. Seda Tokatlıoğlu. Gizem savunmayı yaptı. Jovana Brakočević. Vakıfbank'ın bu setteki ilk sayısı Brakočević'ten. Bahar Toksoy serviste. Lindsey Burke. Yankon Kim. Brakočević'in bloğu vardı. Dublaj Elif Başaran. Şimdi Seda Tokatlıoğlu. Seda vurdu. Fırsten top dışarı gitti. Glinka'da neden bloğa çıktın dercesine bir işaret yaptı Fürste. O çünkü gidip ellerini çekmişti. Evet, çünkü çok antenin dışına giden bir pastı. Seda da Fürst'ün açık kalan ellerini blok attı, çok iyi değerlendiriyor. Seda Tokatlıoğlu, 3-1 Fenerbahçe. Naz, Brakočević. Sayı Brakočević, farkı 1'e indirdi. Jovana Brakočević. Kim? Seda Tokatlıoğlu. Gizem. Naz. Glinka. Lindsey Burke. Glinka eşleşmesi pek fair play'e uygun değil. Glinka son evet. derece uzun. Bunu da çok iyi değerlendiriyor bu pozisyonda Glinka. Jovana Brakočević. Kim? Çok iyi manşet getirdi Kim. İpek Soroğlu, Naz'dan savunma. Şimdi Gizem, Glinka'yı tercih etti. Glinka sayıyı aldı. Vakıfbank öne geçiyor 4-3. Jovana Brakočević. Etkili servis kullandı. Ace geliyor Jovana Brakočević'ten. Kimin üzerine etkili servisler? Bir önceki servisine çok iyi manşet almıştı Kim. Bunda ama hareket ettirmek zorunda. Hareket etmesini sağladı Kim'in. Söyleyemedim. Çizginin üzerine doğru bir servis atınca tabii Kim'in de manşetinin dengesi bozuldu. Jovana Brakočević. Elif Başaran karşıladı. Seda Tokatlıoğlu bloktan sekti. Gözde çevirmeyi başardı. Naz, ondan Glinka'ya. Hücumlar Glinka'dan geliyor. Setin başında Vakıfbank adına. Lindsey Burke Glinka eşleşmesini kullanmak istiyor Vakıfbank. İpek Soroğlu Naz'ın plasesini tahmin etti. Bloğu yaptı. Ya Hong Kong Kim? Gözde. Şimdi Naz, ondan Fürst'e. Sayı Fürst. Christiane Fürst 6-3. Molayı istiyor Fenerbahçe. (Gülüyor)
Kamil Söz Türk oyunculara, Nilay da yabancı oyunculara taktiği verdi. Tabii antrenör Türk olunca Türkçe konuşuyor normal olarak. Yabancılara da Nilay yardım ediyor. Brakoçeviç'in servis turu devam ediyor. Elif Başaran. Yong Kong Kim. Kim bıraktı topu. Top dışarı düştü. Sayı Vakıfbank'ın oldu 7-3. Blockout düşündü ama düşündüğünü yapamadı Kim. Lindsay Burke. Yong Kong Kim. Naz blokluyor. 8-3 oluyor skor. Teknik molada Vakıfbank 5 sayı farklı önde. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Gel de bak aynı pencereden, farkımız yok birbirimizden. Anlamak çok kolay gerçekten. Bir baksak aynı pencereden. Hayat nereden baktığındır. Vinsa. İş hayatı zordur. Bir de aradığınızı bulamıyorsanız daha da zordur. Özel bölme çekmeceli dağınıklığı önleyen kesonlarıyla BüroTime işi kolaylaştırır. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Teknik moda geride kaldı. Jovana Brakoçeviç'in servis turu devam ediyor. 8-3 önde Vakıfbank. 7 sayılık bir seri yakaladı Vakıfbank takımı. Kim? Kimin topu dışarıda, sayı Vakıfbank. Seri devam ediyor. 3-1 öndeydi Fenerbahçe. Şu anda 9-3 önde olan taraf Vakıfbank. Jovana Brakoçeviç. Servis kaçtı. Brakoçeviç kaçırdı. Seri de son buldu burada. Brakoçeviç'in de en uzun servis serisi oldu bu maçtaki. Genelde sezon geneline baktığımızda Brakoçeviç'in servis turları en önemli tur oluyor Vakıfbank için. Bugün de gene bu sette seriyi yakalamayı başardı sırt pasör çaprazı. Gözde. Naz. First. Blok geliyor Elif Başaran'dan First'e. Yong Kong Kim. Glinka'yı tercih etti. Glinka iyi manşet aldı. Brakoçeviç dokundu İpek Soroğlu. Sayı İpek Soroğlu. Christiane Fürst. Nazar Demir. Şimdi Glinka. Blockout sayı Glinka. Vakıfbank'ın 4 sayı farkla üstünlüğü var 4. sette. Setlerde de 2-1 önde Vakıfbank. Playoff yarı final ilk maçında. Burke. Elif Başaran, Christiane Fürst'ün blok sayısı. 11-6. Glinka'nın servisi. Merve. İpek Soroğlu. Blok geliyor Gözde'den. Lindsay Burke. Elif Başaran. Elif Başaran dışarı gönderiyor topu. Vakıfbank sayısı oluyor. Oyundan düştü Fenerbahçe. 12-6 Vakıfbank üstünlüğü var.
ilk setteki o direnişi setin, maçın her ilerleyen setinde biraz daha kaybetti diyebiliriz Fenerbahçe takımı. Lindsay Burke, Elif Başaran, savunma gizemden top öldürmekte, hücumda sayı kazanmakta zorlanıyor Fenerbahçe. Gözde'nin sayısı 13-6, fark 7 sayı oldu. Kamil Söz şimdi molayı istiyor. Fenerbahçe adına ikinci molasını kullanıyor. Fenerbahçe. Bu maçın rövanşı pazar günü saat 14'te. Sevgili seyirciler, Vakıfbank'ın ev sahipliğinde oynanacak ve NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İki günlük bir dinlenme arası bulacak takımlar. Evet, ilk sette özellikle savaşan bir Fenerbahçe vardı sahada. Ama 31-29'da da seti sahada ayakta kalarak kazanmayı başarmıştı Sarı Lacivertliler. Ama sonrasında ikinci, üçüncü ve şu anda dördüncü sette o savaşçı ruh kalmadı. Hata yaptıkça daha fazla hata yapıyorlar ve oyundan düştüler. Yüzleri de düştü zaten, net bir şekilde görünebiliyor. Servisi Glinka ile kullanıyor Vakıfbank. Meryem. Meryem'in sayısı. İpek Soroğlu serviste bir seriye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin sete ortak olabilmek adına. Gizem. Naz. Gözde. Sayı Gözde. 14-7. Christiane Fürst. Şimdi Meryem. Top Fürst'ten dışarı gidiyor. Burhan Felek'te Vakıfbank taraftarının sesi duyuluyor bu dakikalarda. Glinka. Gözde. Brakoçeviç. Lindsay Burke. Seda Tokatlıoğlu. Savunma Glinka'dan. Şimdi Naz. Naz'dan Gözde'ye. Hücum Gözde, mükemmel plase. 15-8. Farkı 7'ye çıkardı Gözde son sırma. Gözde'nin attığı bu plaseler Fenerbahçe defansın dengesini de bozmayı başardı. Deminki molada Kamil Kamil Söz özellikle defansta olduğumuz yerlerde, olmamız gerektiği yerlerde değiliz dedi. Tabi bunun sebebi de atılan plaseler. Lindsay Burke. Ondan Seda Tokatlıoğlu. Çok sert vurdu Seda. Gözde'nin savunması vardı. Pas Gözde'ye, Naz'dan çok uzattı pası. Naz. Seda Tokatlıoğlu. Lindsay Burke. Gökçen'in sayısı. Farkı 6 sayıya indirdi Gökçen. Meryem Boz Çalık. Ace geliyor Meryem'den. 2010-2011 sezonunu Polonya'da geçirmişti Meryem. Meryem her servise geldiğinde bir ace atıyor. Evet. Meryem servisi kaçırdı. 16-10 teknik molada Vakıfbank önde. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Türk müziğinin devleri muhteşem ödül gecesinde buluşuyor.
Müziğin keyfini Star'da çıkarın. Gerçekten hakikaten. En iyi kadın sanatçı. Yılın en önemli ödülü. En iyi erkek sanatçı. Yılın en iyi şarkısı. Benim de son derece beğendiğim. En iyi albüm ödülünü hak eden. Böyle güzel bir gecede bu güzel ödülü bana verdi. En iyi çıkış yapan. Evet, hazır mısınız? En iyilerin seçildiği, sürprizlerle dolu Türkiye Müzik Ödülleri Töreni Cuma 20.30'da canlı yayınla Star'da. İlker Albeni'nin katkılarıyla. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Gözde kullanacak servisi maçın 8. teknik molası da geride kaldı. 8 teknik molaya da Vakıfbank önde girmeyi başardı. Meryem Börç, Brakuçević. Bu hücuma çok hızlı Giovanni Guidetti. Rahat vurabileceği bir toptu Brakuçević'in. Seda Tokatlıoğlu Naz'ın savunmasından döndü top. Lindsay Börç, Yeon Kong Kim, Glinka, Gökçen penaltıyı kaçırdı. Gökçen dışarı vuruyor. Gökçen bomboş pozisyonda topu dışarı gönderdi. Evet, önde blok da yok. 17-10 Vakıfbank. Gökçen bu kez sayıyı aldı. Serviste Gökçen. Gözde, Bahar şimdi. Bahar'dan Glinka'ya. Glinka çok yüksek bir plase attı. Kim rahatlıkla karşıladı. Yeon Kong Kim. Sayı kimden geliyor? 12. sayısı Fenerbahçe'nin. Ya bu tip hücumlarına alışkınız aslında biz Yeon Kong Kim'in ama bugün Lindsay Burke'le bu kadar hızlı pas organizasyonu şu ana kadar pek yapamadı Güney Koreli oyuncu. Gökçen'den servis. Jovana Brakuçević. Blok altı alıyor sayıyı Brakuçević. ...18-12 Vakıfbank. Bahar Toksoy. Seda Tokatlıoğlu. Sayı Fenerbahçe. Fenerbahçe sete ortak olabilme yolunda bir servis serisi gerekiyor. Hücumda Seda ve Kim devreye girmeye başladı ama etkili servislere ihtiyacı var sarı lacivertlilerin. Seda servisi kaçırdı. Serviste Brakuçević, onun servis turuyla farkı açmıştı. Vakıfbank takımı Kim iyi manşet getirdi. Şimdi de hücumu yapıyor Kim. Savunma Gözde Sonsırma. Nazay Demir, ondan Glinka'ya. Glinka sert vurdu ama Merve'nin savunması vardı. Lindsay Burke. Savunma Lindsay Burke'e bırakıldı. O da geç hareketlendi. Bloktan düşüp oraya yetişmesi çok da kolay değil. ...20-13... Jovana Brakuçević kaçırdı servisi. Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de en değerli oyuncusu seçildi bu sezon. İlk Şampiyonlar Ligi deneyiminde Jovana Brakuçević. Nazay Demir, Glinka sayı, Glinka. Üst üste 43. galibiyetine doğru ilerliyor Vakıfbank takımı. Erkekler Ligi'nde de Halkbank'ın buna benzer bir serisi var. 32 maçlık bir galibiyet serisi. İki takımın kaderleri paralel ilerliyor. Evet.
Halkbank Sev Kupası'nı ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu 32 maçlık galibiyet serisi dahilinde Vakıfbank da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Türkiye Kupası'nı kazandı. İki takım da ligde yarı finalde. Güldeniz'den Ace. 22-14. Meryem oyundan çıktı. Elif Başaran oyuna girdi. Servisi Güldeniz kullandı. Lynn Saber. Elif Başaran. Sayı Elif Başaran. Pasör değişikliğine gittim. Kamil Söz. Elif daha uzun bir pasör. Oyuna dahil oluyor Lindsay Berg'ün yerine. İpek Soroğlu servisi kullandı. Naz. Naz'dan Gözde'ye. Sayı Gözde. Vakıfbank son derece rahat. Dördüncü sette 23-15. Fürst kenarda, Melis Gür kaynak oyunda. Servisi kullandı Melis. Seda Tokatlıoğlu. Güldeniz'den savunma. Naz'dan Gözde'ye. Sayı Gözde. Vakıfbank'ın 24. sayısı. Maç sayısı ve yarı final serisinde 1-0 öne geçme sayısı olacak şimdi Vakıfbank için. Servisi kaçırdı Melis. Maç sayısında servis kaçıyor. Şimdi Elif kullanacak Fenerbahçe'de servisi Vakıfbank için. Yeniden maç sayısı Güldeniz, Gözde, savunma Elif'ten, Gökçen, Seda Tokatlıoğlu, sayı Seda Tokatlıoğlu. Maç bitti sandı bir ara Vakıfbanklı oyuncular ama Elif'ten güzel savunma sonrasında sayı Seda Tokatlıoğlu. Güldeniz manşet. Orta hücumu Bahar. Bahar çok sert vuruyor. Merve'nin yüzüne geldi top. Merve ayağa kalktı. Merve'de çok ciddi bir problem yok. Neyse ki maçı kazanıyor Vakıfbank takımı 25-17. Böylece üst üste 43. galibiyetini alıyor Vakıfbank bu sezon. Ve yarı final serisinde Fenerbahçe karşısında Vakıfbank 1-0 öne geçiyor. İlk seti Fenerbahçe kazanmıştı 31-29 ile sevgili seyirciler. Ekrana da yansıyor set skorları. Vakıfbank 25-19, 25-17 ve 25-17 ile